Merhabalar. Bugünkü dersimizde Planner 5D adlı programla geleceğin okulunu çizmeye çalışacağız. Öncelikle ücretsiz bir araç olduğunu belirtmek istiyorum. Planner 5D yazdığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bakın alt tarafta sayfanın alt kısmında tablet ve telefon uygulamasında olduğunu görüyoruz. Öncelikle üye olduktan sonra buradan sign-in kısmından eğer üye değilsek sign-up diyerek üyeliğimizi gerçekleştirebiliriz. Ancak biz kendi sınıfımız için ortak bir kullanıcı adı ve şifre aldığımız için biz buradan girişimizi yapabiliriz. Şimdi başlamak için Start sekmesine tıklıyoruz. Ve şu birinci sekmeden projemizi başlatıyoruz. Açılan sayfada yeni bir proje başlattığımızda bir tane kare görüyorsunuz. Bakın, bu odanın büyüklüğünü gösteriyor. Bunu farenin ileri geri tuşuyla büyütüp küçültebiliriz. Biraz küçültüp şöyle kenara aldıktan sonra tasarlayacağım okulun şekline göre tamamen sizin hayal gücünüze bağlı olarak bunu çoğaltabilirsiniz. Şimdi üzerine sol tuşla, farenin sol tuşuyla bir kere tıklayınca kopyala deyip şöyle kopyaladıktan sonra böyle yan yana eklemek suretiyle binanızı tasarlayabilirsiniz. Bugün benim tasarlayacağım bina sadece nasıl yapılacağı konusuna değinmek istiyorum. Hayal gücü tabii herkesin farklı. Herkesin hayalinde farklı bir okul olabilir. Şöyle bunu buraya bıraktık. Diyelim ki bunu şöyle uzun bir koridor olmasını istiyoruz. Bu şekilde şekillendirebilirsiniz. Şöyle yerleştirdikten sonra bakın duvarları bu şekilde oluşturduk. İsterseniz bu sekmeye tıklayıp yine buradan da hazır çizilmiş şekilleri alabilirsiniz veya kendiniz çizebilirsiniz. Şimdi bunu bir de 3 boyutlu halde görelim. 3D sekmesine tıkladığımızda da yaptığımız çizim 3 boyutlu hale geliyor. Bu şekilde istediğimiz yöne hareket ettirebiliriz. Şimdi diyelim ki şu duvarı kaldırmak istiyoruz. Buraya tıkladığımızda şu duvar seçili hale geldi bakın. Bunu şuradaki simgeye tıklayarak kaldırabiliyoruz. Tekrar edeyim, evet. Ortadaki şu duvarı açmış olduk. Mesela burası okulun girişi olsun. Burası da ara koridor. Ve koridorlardan da yukarıya üst kat çıkabiliriz. Şimdi kapı yerleştirelim. Sol tarafta bulunan menüden kapılar kısmına tıklayıp kapılar diyoruz. Giriş kapıları. Şuradan bir kapı alalım. Kapının üzerine tıkladığımızda istediğimiz yere sürükleyip yerleştirebiliriz. Diyelim ki kapımızı bu şekilde yerleştirdik. Şimdi kapının kapalı olmasını istiyorsak buraya tıkladığımızda kapımız kapanır. Yine şuraya tıkladığımızda tekrar açalım. Bakın yönünü değiştirdik. Şuradan. Diğer bir özelliği içe mi açılsın, dışa mı açılsın şeklinde. Bu şekilde yerleştirip düzenlemelerde bulunabilirsiniz. Şimdi hemen buradan
Pencerelere geçelim. Pencere diyelim. Binamıza pencere ekleyelim. Şuraya bir pencere yerleştirelim. Bunun kopyasını çıkartıp yine onu sürükleyip bırakmak suretiyle pencerelerimizi de yerleştirebiliriz. Şöyle biraz geri alıp bunu istediğimiz yere bakın yerleştirdik. Kullanımı oldukça kolay bir araç. Hemen buraya da bir tane pencere yerleştirelim sırasıyla. Bazen yerleşmemiş olabiliyor. Bakın çok fazla içeriye doğru gitti. Bunu alıp böyle sürükleyip bırakınca pencerelerimizi de yerleştirmiş olduk. Şimdi binamızın yine iç kısmında kapılara yer vereceğiz. Veya kapılardan önce duvarları da boyayabiliriz. Üste kalmış. Bu şekilde binamızı şekillendireceğiz. Yine kapılara tıklayıp bu defa oda kapıları deyip bunlardan bir tane alabiliriz. Bakın ekranda görünen kilit olan kısımlar ücretli. Buraya tıkladığınızda ücret talep eder. O nedenle onları almıyoruz. Buradan biz bu kapılardan alabiliriz. Şöyle döndürelim. Sınıf kapılarımız şu şekilde olsun. Evet, bu sınıfın girişi burada olsun. Hemen kopyasını çıkartmak suretiyle biraz daha büyütüp yakın plandan bakabilirsiniz. Evet, bu şekilde kapıları tek tek yerleştirmemiz gerekiyor. Ya da buradan böyle sürükleyip istediğimiz yere kapıları götürebiliriz. Çok içe doğru gitti. Evet, şu an iyi gibi. Belki yönünü değiştirebiliriz. Çerçeve bu sefer. Dışarı açılsın. Evet, bu şekilde güzel. Yalnız şurada pencerelerde bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Bakın. İç kısmı görünmüyor. Onu hemen düzeltmemiz gerekir. Şöyle bir tıklayalım. Şimdi içerisi göründü. Şurayı kapatırsak belki daha rahat olacak.
Şimdi göründüğü içerisi bakın her taraftan. Artık eşyaları yerleştirebiliriz. Eşyaları da yerleştirdikten sonra onu yapması da oldukça kolay. Şurada bulunan koltuk simgesine tıkladığınız zaman buradan masa, sandalye, işte ofis eşyaları şeklinde eşyalar alabiliriz. Yine burada bulunanlar ücretli olduğunu görüyoruz. Şuradan şu şekilde eşyaları yerleştirebilirsiniz. Evet. Tekrar tıklayalım. Tables, chairs diyor. Sandalyeye, masa olanlara bir bakalım. Ofis eşyalarından yine. Bunları dilediğimiz şekilde, bakın mesela burada ters koyduk, çevirmek istiyoruz. Buradan yönünü değiştirebiliriz. Bu şekilde diyelim ki eşyaları koyduk. Peki ikinci kata nasıl çıkacağız? İkinci kat içinde ondan öncesinde iç mekan duvarları boyamak için tıkladığımız zaman şu fırça aracını tıkladığımız zaman bakın bize soruyor iç mekanını dış duvarını boyayacaksın diye iç diyoruz. İç dekorasyon için duvar kağıtlarından istediğiniz duvar kağıdını seçebilirsiniz. Bu şekilde iç mekanı boyadıktan sonra dış mekan içinde yine boya fırçasına tıklayıp bu sefer outdoor dediğimiz dış kısmını boyayacağımız için taş kısmından veya şu şekilde bir dış tasarım gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ikinci katı nasıl çıkılıyor ona da bakalım. Bakın şurada first floor diyor. Buradan kaleme tıklayıp onun ismini değiştirebilirsiniz. Birinci kat diyebilirsiniz. Tamam dedik. Hemen bir kez daha tıklayıp yeni bir kat ekle dediğim zaman üst kata da şu an algılamadı sanki. Evet, üst kat geldi bakın. Üst katın bir bölümü geldiği için biz 2D'ye geçtiğimiz zaman bunu tamamlayacağız. Sadece burası çıktı duvar olarak. Şimdi biz şundan mesela şu kareden çoğaltabiliriz. Kopyasını çıkarttık. Bunun üzerine getirdik diyelim ki. Onu küçültüp buna göre ayarladığımız zaman bakın şu şekilde kopyalayıp yine üzerlerine yerleştirdiğimiz zaman ikinci katı çıkmış oluyoruz. Şimdi bir 3D şeklinde görelim. Evet, ikinci katıda çıktık. Burada tabii kaydırma yapmışsak onları düzeltebiliriz. Bu şekilde. Burada duvar eksiğimiz var. Hemen ona da bakalım. Şöyle çevirelim ve bunu çizebiliriz. 2D'ye geç diyor duvar çizimi için. 2D'ye geçmemi istiyor. 2D'ye geçip bu kalemi aldığım zaman bakın buradan bu şekilde duvarımı çiziyorum. Bu
Bıraktığım zaman algılaması lazım. Evet. Şurada bıraksam ne olacak? Evet. Çift tıkladığımızda o gitti. Şimdi şuradaki duvar biraz eğri olmuş. Onu düzeltelim. Bir daha bakalım. Evet, şu an bakın duvarı çizmiş bulunuyoruz. Şimdi buraya da tabii pencereler koyacağız. Peki kaç kata kadar izin veriyor derseniz 3 kata kadar izin veriyor. Buraya da ikinci kat diyelim mesela. İkinci kat dedik. Ağaçlandırma ve aydınlatma kısımları var. Bakın şurada ağaç simgesine tıkladığımızda yeşil alan yerleştirebiliyoruz. Mesela bunu aldım. Diyelim ki öyle yerleştirdim. Şöyle bitireyim. Evet, bakın kapının önü yeşil alan olabiliyor bu şekilde. Şekilde çevre düzenlemesini de gerçekleştirebiliriz. Yine ağaçlandırılabilir. Ağaçlandırma için şöyle 3 seçenek sunuyor. Şu an biraz internet yavaşladı. Evet, geldi. Bakın. Şimdi bu da güzel oldu. Şu anda ikinci katta çalıştığım için ağaç aşağıya doğru inmedi. İkinci katta asılı gibi duruyor. O nedenle biz kat seçimini yaptıktan sonra ya da şuradan aşağıya inmesi için yine bir sekme var. Bu şekilde aşağıya doğru çekebiliriz. Veya birinci katı seçiliyken o şekilde çalışabiliriz. Evet, çok fazla ağaç almışım bir şeyde. Bunu da bu tarafa getirelim. Bakalım hangi yükseklikte duruyor ağacımız. Şu şekilde aşağıya doğru indirebiliriz. Yine bu ağacımız da aynı şekilde. Evet, okulumuzu bu şekilde ağaçlandırabiliriz. Yine burada bulunan çiçek sembolünü de alıp yerleştirebiliriz. Dediğim gibi birinci kattayken yapmak en mantıklısı. Başka ne ekleyebiliyoruz? Yine burada aydınlatma lambalarını yerleştirebilirsiniz. Biz merdiven eklemeyi unuttuk. Onu da merdiven de iç kısmına. Mesela birinci kata şimdi tekrar müdahale etmek istiyorum. Birinci kat deyip birinci kata geçebilirim. Katlar arasında geçiş yapabiliyorum. Bu da bir avantaj. Birinci kata diyelim ki merdiven eklemek istiyorum. Ya da şu masaya eklemek istiyorum. Hemen onu alıp buraya yerleştirebilirim.
yine bilgisayarımızı alıp masamıza yerleştirebiliriz. Bu şekilde geleceğin okulunu tasarlamanızı istiyorum. Son olarak çalışmamızı bitirdikten sonra projemizi isimlendirmemiz gerekiyor. Bunun için burada bakın projelerim sekmesine tıklıyoruz. Ve şuraya açılan sayfada burada diğer projelerimiz var. Şuraya 3 tane nokta görüyorsunuz. Buna tıklayıp rename yani yeniden isimlendir deyip buraya ismimizi yazıyoruz. Örneğin bu DSM'e ait bir proje. Tamam diyorum. Bakın isimlendirdim. Böylece bu projeye sadece ben müdahale ediyorum bana ait olduğu için. Diğer arkadaşımız Asil mesela yapmış projesini veya bir başka arkadaşımız isimlendirmiş. Böylece hem öğretmen olarak biz öğrencilerimizin çalışmalarını buradan takip edebiliriz. Öğrencilerimiz de kendi projelerinin isimlerine bakarak yeniden düzenleyebilirler. Buraya geçip yine 3 noktaya tıklayıp projemi aç dediğimiz zaman projemiz açılacaktır. Şöyle, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.